Yıldırımlarla geçen bir gecenin ardından güneşli bir gündüze uyandık. Ama bugün yine hava yağmurlu gösteriyor. Bakalım ne yapacağız? Bir güneş doğdu sıcacık sıcacık. Ama belki yağmur yağacak akşamüstü. Aa vay. Arkadaşlar. Otun gelmesi için bu yağmurları çekmemiz lazım. Aslında çekmek demeyelim. Bu yağmurların tadını çıkarmamız lazım. Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Orhun Topkaya, kanalımıza hoş geldiniz. Sizleri sevgiyle selamlıyorum. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Şükür biz de iyiyiz. Akşam dediğim gibi gürültülü, şimşekli bir gecenin ardından gündüz hafif güneşli bir güne uyandık. Bugün yine yağmur yağma ihtimali yüksek. O yüzden hayvanımızı çabuk doyurup nasıl derler, yağmurdan kaçabileceğimiz bir noktalara gitmemiz lazım. Yalnızım, hayvanı saldık. Babam eve gitti. Bugün babam kuzulara bakacak. Ben hayvandayım. Bu işler böyle sırayla devam ediyor. Bakalım neler yaşayacağız. Yıldırım inşallah çakmaz. Yıldırımdan çok korkuyorum. Önceden anlatmıştım. Ya Allah ya Bismillah. Hadi. Otun iyi olduğu yere gidelim. Araç hamlığa gidelim. Hadi. Gel. Yukarı çıkmayın ormana. Hadi. Arkadaşlar, su gelmeyen derelere su gelmiş. Yağmur bayağı iyi yağmış. Buralarda hiç su yoktu. Arkadaşlar, yolların köylere yakın yerlerinde koyun inek çıkabilir tabelaları var. İnek çıkabilir tabelaları var. Orman içinden ya da karşı mereye geçmek istiyorsak sonuçta bu ta öteki tarafa kadar bölüyor. İki taraftan da rahat görünebilecek yerlerde geçiyoruz. Alt geçit falan filan olsa, ben Mardin'de askerlik yaparken oradaki yolların altında böyle büyük geçitler vardı. Koyunları oradan geçiriyorlardı arkadaşlar. Biz mecbur üstünden geçirmek zorundayız. Geçirdiğimizde de iki tarafı geniş şekilde gözükecek. Yani buradan adam geldiğinde 300-500 metreden görecek. Buradan adam geldiğinde 300-500 metreden görecek. Ay kız, bugün hayvana gelmeyeceksin değil mi? Vah, her gün buraya kadar geliyor. Buradan sonra kayboluyor. Yavrularını özlüyor herhalde. Bugün inşallah gelmez çünkü yavruları küçük arkadaşlar. Keçi! Bak, kafayı dikti gidiyor gene lan. Gitmeyin, gitmeyin. Otobüse gidiyor vay. Neyse arkadaşlar, yoldan geçtik. Havanın acayip bir bungunluğu var. Bungun derler böyle. Bungun hava, sıcak. Aynı zamanda terletici. Sanırım nem yüksekten olduğu için insana basıyor. Şu anda anam düşüyordum valla. Öyle bir hava var. Diyelim. Terimizi silelim. Yayılıma devam edelim. 6 Mayıs Hıdrellez'de geçti arkadaşlar. 6 Mayıs Hıdrellez, yani baharın gelişinin kutlanması. Bizim köyde yıllardan beri yapılıyordu ama bu son zamanlarda artık yapılmıyor. Özellikle bizim gençlik yıllarımızda, ilkokul yıllarımızda dolu dolu yaşadığımız, dolu dolu oynadığımız, dolu dolu böyle o anı yaşadığımız günlerden biriydi. İşte ateşler yakılıyordu, şu yakılıyordu. Özellikle kara lastik yakıyorduk. Ya niye kara lastik yakıyorsak, ağaç mağaç yakıyorlardı. Biz kara lastik yakıyorduk. Hatta şöyle bir anım var. Arkadaşlar, bir gün evden annemden babamdan izin aldım. Dedim bu gece arkadaşlarla şöyle yapacağız, böyle yapacağız, oynayacağız falandır filandır. İşte ateşi yaktık. Kara lastikten, traktör lastiğinden, küçük lastik ön lastiklerinden. İşte üstünden atlıyorsun. İşte ne bileyim, öyle çocukça hop atladık, hop güldük, eğlendik falan. Gece saat 12'ye kadar. Ama köyün aşağı tarafında, o geldiğimiz noktada çayırlık var ya, orada oynuyoruz. Ben işim bittikten sonra, arkadaşlarla ayrıldıktan sonra, ertesi günde okul var. Hemen yatağın içine girdim. Hiç bakmadan arkadaşlar. Şimdi annem sabah bir geldi beni kaldırmaya. Hani bir kamera olsa da o anları çekebilseydik keşke. Ben nasıl olmuşum biliyor musunuz? Simsiyah. Öyle bir zenci adam gibi düşünün. Hatta koştuk, atladık, terledik ya. O lastiğin isi
öyle üzerimize çökmüş, terden öyle birikmiş ki şu insanın şuralarında böyle kir birikir bazen çok tozlu ortamlarda çalıştığında, şu gırtlağının altında. Oraları böyle kir tutmuş. Annem sabah okula gönderecek. Bana kızıyor, yavrum senin bu halin ne? Kaskar olmuşum ama. Yatağı simsiyah yapmışım. Ondan sonra tabii bana bir çiti, bir oma. Arkadaşlar bir deterjanla bir araba yıkamasın diye yıkadılar. Ondan sonra okula gittiydik. Hatta bazen okul günlerinde eğer 6 Mayıs kutlaması oluyorsa köylüyle beraber dağlara çıkılıp işte yemekler yiyordu, ip atlanıyordu, salıngaç kuruluyordu. O günler okula gitmiyorduk. Vay be. Şimdi bu sene öyle kutlanmıyor. Kimse yok zaten. Kim kutlayacak da. Bu ara evde de şey var arkadaşlar. Hummalı bir çalışma var. Bu zamana kadar büyük kardeşim evlenecek biliyorsunuz. Onun için aldığımız bütün çeyizleri toparlamışlar. Herhalde evine götürecekmiş artık. Kurbandan sonra düğünümüz var. Yavaş yavaş onlar da hazırlanıyorlar. Sabah çıkartmaya başlamışlardı. Yani kamyon yüküyle diyebilirim. Bu kadar çok çeyiz olduğunu sanmıyordum. Yani düşünmüyordum ama bayağı çok. Psikopat yapma. Yapma, hayvanları kovalama. Oluşum. Beyaz kirpikli. Sen niye benimle geziyorsun ha? Bugün yok. Zaten hava çok sıcak. Şimdi seninle oynarsak üstümü başımı batırırız. Bugün oyun yok sana. Belki bir ihtimal. Oh. Abi koyunu da anlamıyorum ha. Şimdi normalde yağmur yağdı. Bu girdikleri tarlalar çamurdur. İçlerine hücum ediyorlar. Ben kıraçlarda yayayım. Çamur olmasın ayakları diyorum. Onlar da bodoslama burayı da alıyorlar. Arkadaşlar bugün normalde gök gürültülü, sağanak yağmurlu gösteriyor. Saat 3'ten 4'ten sonra eğer tabii tutarsa, bazen tutuyor bazen tutmuyor. Gök gürültüsü olunca tabii haliyle ben biraz korkuyorum. Bu zamana kadar başıma 3-5 tane olay geldi. İnsan ister istemez irkiliyor. Çok korktuğum şeylerden bir tanesi. Ya çok korkmuyorum da yine de korkuyorum arkadaşlar. Şimdi çamların altında mesela büyük çam var. Çamların altında durmak falan sıkıntılı böyle günlerde. Akşam bir şey dinledim ben. Dün akşam mıydı? Ondan önceki akşam mı? İşte hiçbir koyuna yıldırım düşmemiştir diyor bir adam. Instagram'da mı çıktı karşıma? Bir yerde çıktı. Kısa video olarak. Ama benim hatırladığımda yıldırım düşmesi sonucu ölen koyunlar var. Yani yünün iletken olmadığını, işte o çobanların sırtına giydiği kepeneğin onları koruduğunu, bayağı işte etkili bir şey olduğunu anlatıyordu. Sonra kendi aklımda hani haberlerden de duyduk, şeyden de duyduk. İşte yıldırım düşmesi sonucu çoban, hayvan, bu arada tüp patlıyor bakın benim tüp, onu da kapatacağım. İşte çoban hayvanları hayatını kaybetti. İşte şöyle oldu, böyle oldu diye haberler duyuyoruz. Onu da duyunca dedim Allah Allah. Nasıl ya, bayağı bilgili biriydi, konuşuyordu yani. Özellikle o çobanların, şimdi kullanmıyoruz da eskiden dedemler kullanıyordu, sırtlarına giydikleri büyük kepenek. Ya arkadaş sen benim popomdan ayrılsana. Mantar çıkmış orada da almayacağım. Sen mantara karşı alerjim var. Lan psikopat yapma be. Yapma be. Vallahi ondan köpek benim yanıma kaçıyor ya. Psikopat. Bak köpeğin ayağını ısırıyor. Lan psikopat oğlum, sen kafanı kırık ya. Oo mantara bak. Yine mi kaçtın lan? Psikopat bıraktı mı seni? Psikopat dedik, bağırdı. Arkadaşlar şöyle yaparsak yeniden mantar çıkabiliyor. Geri koyduk. Bu da tam yenecek mantarmış. Lalalalalalo! Bakın arkadaşlar bu arada burada hayvan iyi doğurdu. Şu koyunun memesinin bir tanesi mastitis olmuş. Bir tanesi kör. Bak. Nereye gidiyorlar? Ay.
Arkadaşlar araç almaktan çıktım. Şuradan hemen indim, tüpü de kapattım. Gündüzleri patlamasın, geceleri sadece ne. Şu an gelen giden yok domuzlardan. Bakalım. Yani 2-3 günden beri etkili bir vaziyette duruyor. Oy, sıcak çıkacak. Sıcak. Arkadaşlar şimdi burada biraz daha yayalım. Biraz daha karınlarını doyuralım. Suya geldim ama pek su içecek gibi durmuyorlar. Suya hücum etmediler. Su içtikten sonra şöyle geri doğru alacağım. Bazen hani koyun, bazen keçi seçim yapıyoruz ya. Aslında koyun da iyi, keçi de. Mesela keçi doyduğunda yatar abi. Bak, gördünüz mü? Bakın. Yani biraz daha çevirsem bu keçilerin hepsi burayı yatar. Yemeğinizi de rahat yersiniz. Koyunun biraz daha sıcağı beklemesi lazım yatması için. Bak, oh, karnını doyurmuş. Gördünüz mü? Aa, hep yatanların hepsi keçi bak, farkındaysanız. Koyunlar ne yapıyorlar? Aç karınlarını doyurmaya çalışıyorlar. Ne zaman doyururlar? Vallahi hiçbir fikrim yok. Sanırım akşam geç saate kadar anca doyururlar. Güzel bir yemek yapar mıyız acaba ya? Hayvan durur mu ki? Psikopat, çok susadım. Bir gel sen de su içsen be. Psikopat. Bak, senin dilinden konuştum. Yanıma gel lütfen. Çok susadım. Gel. 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 Gel, çok susadım canım benim. Gel. Abi her şeyin anladığı dilden konuşacağım. Bak, psikopatın anladığı dilden konuşursan gelir sana suyu içirir. Gel oğlum sen, gel. Gel, çok susadım sen, gel. Gel. Çok susadım, gel. Gel yanıma, gel. Belki birazdan çay yaparız, gel. Çobanların en büyük sıkıntısı eşeğin kaçmasıdır. Bizim psikopat da bazen bu huysuzluğu yapıyor. Yani bizim psikopatın sadece koyunları ısırma huyu var. Geri kalan, bakın, susadım dedim, geldi. Gel oğlum sen, gel. Gel, çok susadım ben, gel. Gel, senden bir su içeyim, gel aslanım, gel. Var mı? Tamam, tamam. Tamam. Şişenin haline bir bakın. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Seni ödüllendirirdim de yanımda fındık fıstık yok. Bakın, kalktı içkiatçı. Yatarak yayılıyordu arkadaşlar. Püsürlükte sınır aşmış diyecektim ama kalktı beni duyunca. Kameranın sesini duyunca kalktı. Buralara haftanın içi de sonu da arkadaşlar, gelen giden bitmez. Sürekli ziyaretçiler geliyorlar. Hey. Su içmediler diye suyun yanından geçmemek olmaz arkadaşlar. İkinciye geçiyorum ki ne olur ne olmaz susuz kalmasın. Arkadaşlar hep millet geziyor. Birazcık da ben sizi gezdireyim burada. He? Aa, güvercine bak. Aa, beyaz o. Nasıl? Burası doğal klima etkisi var. Sürekli eser. Oh, bismillah. Yuva yapmışlar buraya anlaşılan. Bakın buradan yukarı çıkıyorsunuz. Şu aradan tırmanarak. Yukarısı da bildiğin daire daire ev. Bak buraları da gidiyor böyle. Bir oda daha var. Doğanlı Kale. Bak gene gidiyor üç kağıtçılar. Diğer sürüye gidecekler. Bir merhaba diyecekler. Gelecekler. Şimdi arkadaşlar hayvan buraya kadar gelsin. Tuzlulara insin. Buradan geri alacağım. Babam buraya bir yeri kalan tuzu saklamış. Taşın içine koydum dedi ama nereye koydu? Yani o şurada çukur var. Burada var. Buralara bir şeyler yapmış. Buraya koysa burada değil. İşte bulamam ki babamın sakladığını. Nereye koydu acaba? Başka burada öyle bana da göstermedi ya. Başka neresi var? Yukarılarda mı koydu acaba?
Bak hayvan geldi gene tuza. Hangi taşın dibine koydu? Nereye soktu? Nereye sakladı? Bulabilsem. Allah Allah. Taşlarımı koydu desek. Buralara koymaz ya. Dolanıp duruyoruz aynı yerlerde. Arkadaşlar karnım acıktı vallahi. Şöyle bir acık duracaklarını bilsem, ateşi yakarken daha gidecekler eminim. Bir de diğer tarafta diğer sürü var. Bir planlasak şöyle güzelce bir yemek yesek olmayacak yani, karnımız acıktı. Şöyle olsa buralarda mesela, hani atıyorsun da sandviç falan veriyor ya, şöyle tınk diye basacağım bir sandviç. Yiyeceksin, bir tane de ayran tıkırt. Ay ay. Aslında iyi duruyorlar. Seyyar bir tane mangal yapmak lazım. Geçen seneki gibi abi. Arkadaşlar bu taraftan acayip bulutlar kabarmaya başladı ha. Saatte daha 15-20 geçiyor. 15-20. Daha çok vaktimiz var ya, erkenden gidemeyiz. Arkadaşlar biraz burada durular mı ki acaba ya? Bu tarlalarda iyi ot yeşile benziyor. Afyon tarafı dediğimiz yer karardı. Bakalım. Erkenden de eve atsak olacak. Saat de erken ya. Daha 15. Saat yeni 4. 15.58. Ay ay. Aa, ne zaman duracağınız ya? Vallahi ben size hep güzel yerlerde yaymaya çalışıyorum ama siz bana bir 5 dakika müsaade etmeyiniz, hep gidiyeniz ya. Şuna bakın ya, önünü dayandırıyorum, arkası bu tarafa kaçıyor. Bu tarafını dayandırıyorum, bu tarafa. Vallahi billahi. Üçkağıtçılık yapıyorsunuz bugün. Arkadaşlar hava yağacak diye bir de bugün botları giydim. Bunlar da ağır gelmeye başladı artık. Çok yağmur gösteriyor. Çantam da yağmurluğum, hepsi hazır vaziyette. Ama hava böyle bir tuhaf. Koyun durmuyor. Oradan hafif güneş bakıyor, bu taraf karanlık. Hayvan eve doğru çekiyor. Burada uyusam mesela ne olur acaba? Uykuya daldım arkadaşlar, tamam mı? Şimdi hayvan büyük ihtimalle şuradan çeşmeye doğru iner. Oradan direkt aşağıdaki arpa tarlasına, komşunun arpa tarlasını bir yer. Oradan bir ziyan yaparlar. Ondan sonra büyük ihtimalle aşağı tarafa doğru yine filer, yon şeyler var. Fi tarlaları var. Oradan geçerek karınlarını doyurarak yine ziyan yaparlar tabii. Bunların hepsi kötü bir şey. Ondan sonra eve doğru, kuzularına doğru giderler. En iyisi ben uyuyayım. En iyisi uyumayayım. Boş verin. Bir an önce eve doğru yaklaşayım arkadaşlar. Yemeği de yiyeceksek evde yiyelim. Zaten size çeyiz göstereceğim. Çeyiz. Abi bir şeyler hazırlamışlar. Bir görseniz. Hepsini anlatacağım. Yani bu zamana kadar birçok şey alındı. Abi şunu alalım, bunu alalım, bundan hani bu annem diyordu şu eksik, bu eksik diye. Dağ gibi bir şey yapmışlar. Bir de yarısıymış. Yani bu yarısıymış. Arkadaşlar diğer sürü benim hayvandan daha iyi duruyor. Sebebi ise içlerine kuzunun katılması. Yani bütün kuzuyu salmış. Geç oldu zaten kuzusu. Yem vermeden, onun planı bu sene yem vermeden kuzuların direkt merada büyütmekti. Ve aslında akıllı bir seçim yaptı. Ama şimdi etin en yüksek olduğu zamanlar belki ileri doğru düşecek. O da onun seçimi ama ne diyeyim? Keşke ben de kuzuları bunların içine salsam. Benimkiler hepten şey gibi tombik tombik gitmezler. Kuzular gitmediği için anneleri de gitmez. O yüzden çakılır kalırlar. Buradan aşağı kaysam ne olur?
Hayır. Sen geleceksin şimdi, benimle oyun yapacaksın. Buradan aşağı ittireceksin. Ondan sonra beni düşüreceksin. Ne oldu? Hayvanın bir ucu buradan çıktı, bir ucu buraya gitti. Keçi, hadi oyalanma hadi. Hadi dikilme hadi. İşte gidiyorum bir şey demeden. Anladılar arkadaşlar, eve doğru gidiyorum. Yani artık bu saatten sonra eve yaklaşacak olacak. Yemek, çorba işini boş verin. Evde yeriz. Yani aslında yiysem canım istiyor da uğraşmaya gerek yok. Şimdi çok geri alacağım, oturtacağım hayvanı burada. Bu sefer de hava yağarsa sıkıntı. Aa, buranın otu bir başka ya. Vallahi buradaki ota bakın arkadaşlar. Bir de diğer yardım yerde. Hadi su içsinler diye oraya gidiyoruz. Bir de orada iyi duruyorlar. Burada da ekin araları çok olduğu için burada durmadıklarına. Aslında ot olan yerde durmuyorlar. Anlamadım. Neyse işte anlaşacağız belki. 30 senelik, 31 yaşındayım. 6 yaşından beri bu işin içindeyim. Çok fazla fikir sahibi olamadım. Çünkü bunların akılları bizim gibi çalışmıyor. Arkadaşlar aynı yerlerde devam. Saat 5.30'u yaptık. 6 ben gidesiye 7. Aslında tam zamanı. Yavaş yavaş gitmek lazım. Havada yayacak mı diye sorarsanız şu anda bu tarafı açık, bu tarafı kapalı. Hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Hızlandılar abi. Eve doğru çevirmeyeceğim. Bu tarafı da bulutlanmaya başladı. Islatmadan gidelim yani. Sonuçta bugün karınlarını zaten tıka basa doyurdular. Bunlar ıslanmasın. Bu sefer işte tam zamanı diyebiliriz. Gitti köpekler. Köy içine doğru gittiler. Arkadaş mahsus mu yapıyorlar? Ya bak sabah böyle ağır yayılsalar 3 saatte karnından doyacaklar. Ya hava çok yağacak arkadaşlar. Çapraşık çupraşık sağa sola yamaya sarıp hava gürleye birazdan döküldüm dökülecek. Bunların derdidir ya. Bayağı karanladı ama değil mi? Geldi. Çok yağmur yağacak diye mi yapıyorlar? Anlamadım baba. Akşama kadar yağdım vallahi ya. Hey. Hadi in yavrum hadi in. Bak bugün koşacağınıza yayılaydınız, kanınız full çakılacağıdı. Oyun alanı, hani oyun bilmeyen oyun alanı dar gelirmiş ya, bunlar da böyle yaylım var ki yayılmayalar, köy içinde kazıyacaklar arkadaş ya, aleme karşı sanki akşama kadar aç tutmuşum. Bu kadar ayıp olmaz be. Arkadaşlar tam zamanı diye buna denir. Belki açacak bilmeyem ama. Gök gürültüsünü duyuyorsunuz. Gerçekten böyle yani adamı utandırsınız. Kalın burada yayılın. Tolu mu yağacak acaba? Geliyor. Gök gürül derken eve yetiştik. Acık daha bunlar beni dinleseler. Hem yaylım ortamında hem de burada. Arkadaş yaylım ortamında kaçınıyorlar. Bu köy içinde yayılıyorlar. İnsanın bir zoruna gider, bir ağırına gider arkadaşlar. Yani bu yanlış anlaşılmasın. Şimdi böyle köy içinde insanlar oturuyor ya. Köy içinden geçerken hayvanın böyle tık 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 gitmesi lazım. İlle çıkar bir iki tanesi böyle hiç bugün akşama kadar aç tutmuşum gibi sağa sola kaçıp insanı rezil ederler. Bu da çobanlığın bir şeyi yani. Bak bak. Abi yemek yemedim siz yayılın diye be. Gerçekten yazık. Şimdi rüzgar tersine çevirdi işte. O kara kara bulutlar buraya birazdan dökülecek arkadaşlar. Baba yemi unutma baba. Ah,
Arkadaşlar ya gerçekten çok acayip hava yağacak. O yüzden bu kadar yere saldırıya. Bunlar bazı şeyleri anlıyorlar. Ya da ben bugün hiç hayvan güdememiş. Kendimden şüphe ediyorum şu an var ya. Hakikaten kendimden şüphe. Ben sizi bir araya kapayaydım, yemek yiyeydim, daha çabuk eve gelirdiniz. Hadi yayılın, yağmur yağmadan karnınızı doyurun diye. Vay. Traktörün içine bindim. Dolu yağıyor. Abo, tam zamanında. Nasıl geldi bu? Bir anda kar yağdı ha. Oğlum bu hafta da dokunma. Üstüne de yatırır. Yatırır, ekinleri de öldürür. Psikopat nerede acaba işte ya? Zaman yemiştir ya. Prenses giydi herhalde buraya. Tamam giydiyse içeri giymiştir. Ne oldu bu bir anda kış havası oldu bu ha? Oğlum oluyor, şaka mı oynayan baksana ben sen eşeğe bak, ben de prensesi kapayım. Kar yağdı arkadaşlar. Ah vallahi acı ot koktu, ekinleri kırdı. Arkadaşlar böyle zamanlama yok. Vallahi tam zamanında geldik. Hayvanın hiç bak, bunların üstüne dolunun büyüklüğüne bakın bak. Bak. Hayvan anlamış arkadaşlar. Boşuna yayılmaya yani. Baksanıza kar yağmış gibi oldu. Şuna bakın. Maşallah iyi bereket oldu ama bu dolu yağması biraz sıkıntılı. Bugün havanın bungun olmasının nedeni. Aslında bayağı arkadaşlar hani felaket değil de afat diyorlar ya. İnşallah ekinlere zararı olmamıştır. Mesela her şeyin fazlası. Yağmurun fazlası, dolunun fazlası. Bunlar hep mahsuller için sıkıntı. Ama bu aralarda böyle oluyor. Baya baya iyi yağdı yani. Şu anda her yer bembeyaz oldu. Buğdaylar daha ufak. Pek zararı olmaz ama yine de etkiler. Babam mama verdim arkadaşlar. Tekrardan dışarı çıktım. Şuna bakın ya. Diğer abi de tam eve girerken yakalanmış. Tam eve girerken yakalanmış. Sen yememişsin herhalde. Sen nereden geldi? Doluda sen nereye kaçtın? Herhalde bir yeri girdi arkadaşlar doluda. Bunu verdim mi vermedim bana tekrar geliyor. Arkadaşlar vallahi hani kurt gibi acıktım derler ya, öyle acıktık. Babam diyor ki çay içemedin ne? Hayvan bugün deli gibi yayıldı. Bence dolu yağacağı anlamış. Ben anlamadım, durmadı da. Oğlum ben olaydım kesin çay yapardık. İki kişi olsa çay olur tabi. Ama tek kişi de zor oluyor. Ben anca hayvan bir de dolu yağacağına mı ne? Yapıştı yere yayılıyor. Deden öyle derdi. Hayvan yağacak, kışlayacak olma. Hayvan çok yayılmış yere sanmıyormuş. Öyle derdi. Anlamadım bugün. Ya. Oğlum ekmek de yiyemedin değil mi? Yemedim. Ha? Yemedim ekmek babacığım. Aa çorba iyiymiş. Kelle paça çorbası mı? Kelle paça. Oğlum bir tane araya kapayacaktın hayvanı. Önceden gidip ateşi yakacaktın. Hangi ara?
Aşamadım. O zaman içeri. Salim dayını araya götürdüm durmadan. Ara çamurta bir de belki 3 saat hep iyi tuğalalarda yaydım. Yoğurt sarı yoncalar mı? Açmış onları yaydım. Yoğurt koyar mı mantına? Yoğurt koyar mı? Ondan sonra koyarsan hava yayacak gibi olunca tekrar ara çamla indim. Bu sefer de yürümedi. Yapıştı yere. İşte, orada demleyeceksin işte. Saat 5 oluyor, 6 olmuş. Olmaz. Anca yağmurlu günde 2 kişi olması lazım. Biri bakacak, biri yiyecek. Aynen, 15 güne hayvan oturur da. Bu aralar yağmurlu ya. Daha ot da kabarmamış. Olur ya. Bakalım. Kabarırsa. Olur. Evet arkadaşlar, yemekten sonra şöyle tatlı bir uyku gelir ya, böyle mis gibidir o, böyle acı hafif uyursunuz. Uyanırsınız böyle. Böyle yemekten sonra hafif sıcakla beraber gelir. Neyse arkadaşlar, ben çeyizden bahsedeyim dedim sizlere biraz. Şimdi burayı toplamışlar, bunlar gidecek. Bu tamamı mı? Hayır, çeyreği. Eskişehir'de Sevda'nın evinde de var. Düğünden sonra nasip olursa, Kurban Bayramı'ndan sonra düğün var. Bunları kalacakları eve yerleştiriyorlar. Orada da var daha yarısı işte. Bunlar da mesela bizim bir ay içinde, iki ay içinde topladıklarımız mı? Daha önceden alınanlar var mı? İlk sevara he? Bunların hepsini yeni mi aldık? Daha önceden alınanlar var mı? Annemlerde bir yattılar arkadaşlar. Şunlara bakın. İnternetten getirgenlerimiz ama. İnternetten aldık. Daha önceden annemin biriktirdikleri var mı? Hep aldıklarımız mı? Baksanıza arkadaşlar. Bak şimdi bu ne? Bu ne Sevara? Süzgeç. Süzgeç, bu ekmek. Bu ne? Ekmek bayağı. Bu ne? Süzgeç bir şeyler yapacak. Tamam. Bu bardak. Bu normal. Bu çerezlik. Bu bıçak. Bunun içinde ne var bilmiyorum. Azıcık sizle karıştıralım dedim de çok güzel toplamışlar. Daha bunlar temizlenip kutulanıp gidecek. Senin mantı makinenin aynısından da almışsınız. Evet. Evet. Burada ne var? Arkadaşlar. Vallahi baksanıza. En iyiden cüncüğüne. El rendere. Aa, bizimki bozulmuştu. Onunla değiştirelim mi bunu? O eskisi... Eskisini böyle koy. Arkadaşlar hepsini aldık. İstediler aldık. Hiçbir şey eksik olmasın. Allah'ın izniyle güle güle mutluluklar versin. Bunlar gelip geçici, bozulup yeniden alınan şeyler ama elimize erdiğince aldık. Bu neymiş lan? Kişisel blender mı? Neyse açmayalım. Kişisel blender ne ya? Normal blender var, bir de kişiye özel mi blender var? Mandal, mandal. Bu ne? Stil şey. Sevda yazmış. Arkadaşlar vallahi hepsini dağıtasım var. Dağıtayım mı? Ben toplayamam, yorgunum. Abi hep tabak çanak var ya, hep tabak çanak, çay makinesi, tencere takımı. Gitti gidiyor, hediye yazmışlar. Bu neymiş ya? Kamerayı tutsana bana, ben bir bakayım bazılarına. Merak ettim, vallahi merak ettim. Bana söylediler, aldım ama. Bu ne lan? He. Sabun tutmuş, tamam. Sabun. Anladım. Bunu çözdüm. Hemen geri kapatalım. Uf, bu ne? Bu niye bu kadar ağır? Bunun içinde ne var? Bu ne lan? Bunlar niye bu kadar ağır? Sevara. Haa. Çatal bıçakmış. Neyinmiş bu? Nehir. Abi yemin ediyorum altın külçesi gibi. Bu ne böyle? Bu ne mesela arkadaşlar?
Biraz karıştıralım. Bu ne? Bu da vardı. Tuzluk. Bu ne oğlum? Nasıl bir tuzluk bu böyle? Baharat koyalım tuzluğu. Arkadaş, neler yapıyorlar. Bundan biz de alsak ya. Niye almıyorsunuz? İnternetten sipariş verirken siz de söyleyecektiniz. Getirirdim ben. Güzelmiş bak. Bu da ağır ha. Ütü var altta. Kırılmaz. Ya kırılmaz, bir şey olmaz. Neyse arkadaşlar, vallahi billahi bunları esseniz 1 saatte 2 saatte değil 5 saatte önce toplarsınız. Baksana burada da tahtaları var. Ne zamandan beri topluyorlar. Güle güle kullansın. Rabbim hanesine geçim versin. Bu ne, su şişesi? Daha görmediğimiz neler var. Bu neymiş? Çok amaçlı bölmeli organizer. Bavul. Bavul da mı ona ait? Yok, benimki. Kiraya verdim. Bavulu kiraya mı verdin? Evet. Bavulun ne işi var burada senin bavulun? Bavulun içinde var da. Bunun içinde mi dolu? Evet. Bunun içinde ne var? Oho. Tamam bakalım. Neyse arkadaşlar. Biraz karıştırdık. Borcam. Bunların hepsi lazım oluyor mu? Bizim mesela, bizim evde bunların hepsinden var mı Sevare şu anda? Güzel. Bak mesela baharatlık uzun kaşık. Bundan benim aldım. Bundan sen de mi aldın? Evet. Ama ben bunları mesela bizim evde varsa biz bunları niye görmüyoruz? Kullanmadık hanım. Kullanmadık. Ne zaman kullanacağız? Vakti gelir. Vakti mi gelecek? Hadi bakalım. Bebiş ağlıyor. Biz yaşlanınca büyük ihtimalle arkadaşlar. Ya da çocuklara çeyiz olarak. Vallahi ben bizim evde bunların çoğunu, yani bardak mardak çanak şunları bunları kullanıyorlar da. Kesin vardır. %100 vardır arkadaşlar. Hepsinin üzerlerine Sevda yazmışlar. Ben bunları mandal zannettim de torba büzücüymüş. Torba büzücüye kadar düşünüp alınan bir... Bunları kim aldı diyor, biliyor musun? Annem arkadaşlar. Annem hepsini düşünmüş. Neyse bakalım, fazla karıştırmıyor. Bunlar zaten kutulanacak, isteflenecek. Evin büyük bir bölümünü bunlara ayırdık. Şunlara bakın. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Bugün biraz durgun geçti bizim için. Şunları dağıtasım, dökesim, bir video çekesim vardı da çok emek harcamışlar. O yüzden arkadaşlar yarın öbür gün belki götürürken, hani buradan giderken çekebilirsem çekerim. Eve götüreceğiz Sevda'nın evine. Dediğim gibi güle güle kullansınlar. Şimdi domuz şeyini açmaya gitmem lazım abi. Havada soğuk. Şuna bakın. Vallahi billahi. Vallahi bu domuzlar yetecek canımıza. İlk açmasam gelirler. Açsam gitsem canım istemiyor. Neyse görüşürüz. Allah'a emanet olun. Seviyorum sizlere. Hadi bakalım. Bugün doluyu, kıl payı kaçırdık. Kıl payı eve yetiştik. Güzel bir şeydi. Selamun aleyküm arkadaşlar. Videonun içine küçük bir hatırlatma eklemek istiyorum. Biliyorsunuz biz adak kesiyoruz ve kaymakamlıkla, Seyit Gazi Kaymakamlığıyla Sosyal Yardımlaşma Vakfı'nla beraber ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içinden, yurt dışından birçok yerden adaklık alıyoruz. Evet, adaklarımızı kestik. Şimdi paketleyip kaymakamlığa götüreceğiz. Evet, adaklarımızı kestikten sonra aynı gün içerisinde kaymakamlığa ulaştırıyoruz. Köpük kutulara koyduk. Birazdan kaymakamlığın yolunu tutacağız. Evet arkadaşlar, şöyle güzel şekilde bantlıyoruz. 7 parçaya böldük her adağımızı. Tek tek ihtiyaç sahiplerine gideceğiz. Arkadaşlar, kesim esnasında ve kesimden önce WhatsApp'tan biz vekaleti alıyoruz. Yurt içinden veya yurt dışından. Nereden olursa olsun vekalet alındıktan sonra tamamen İslami koşullara uygun kaliteli hayvanlar adaklık olarak kesiliyor. Aynı zamanda keserken de siz olayı yaşayın, içinde hissedin diye biz WhatsApp'tan size canlı canlı görüntüleri ulaştırıyoruz. Adağınızı siz hissedin diye. Evet, hadi bakalım şimdi Seyit Gazi'ye. Evet, hadi bakalım, isim listeleri alındı. Kazaklar giyildi. İhtiyaç sahiplerine gidiliyor.
kapı geziyoruz arkadaşlar. Evet, evimize yeni geldik arkadaşlar. Tek tek dolaşıp adaklarımızı, akika kurbanlarımızı dağıttık. Şuralara bir yere ben numarayı bırakırım. Bana ulaşabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Allah kabul etsin diyorum. Seyit Gazi Kaymakamlığı'na da çok teşekkür ediyorum. Bize yardımcı oldukları için. Evet, görüşürüz. Yurt içinden, yurt dışından adak kesimi yapıyoruz. İhtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.